ben geçen yıl uyguladım. Gördüm. Bunların içi tamamen kiraz pineği dolduğunu gördüm. Kasmanıza. Kıvırcı dostlar, bugün sizlere sirke yapımını tarif edeceğim, elma sirkesi. Öncelikle pazar değeri olmayan elmalarımızı ayırdık, ziyan olmasın diye. Bu elmaları öncelikle tabii sirke yapımına başlamadan önce güzelce yıkadık, temizledik, çürüğünü çarını avutladık. Daha sonra geldik sirke yapımı için. Elmayı normal doğruyoruz, içinin şeyini atıyoruz çöpe. Kendini soymadan şişe olması tercihimizdir. Şişemizin içerisine bu şekilde elmalarımızı doğruyoruz. Tekrar atsak da olabilir. Ama ben atmamayı tercih ediyorum. Evet, bu şekilde doğruyoruz elmalarımı. Şunu atıyorum. Bahçe dolduğum için çekirdeklerimi bahçeye gübre olsun diye atıyorum. Evet. Doğramış olduğum elma miktarı kullandığımız kabın 3'te 1'ine tekabül edecek şekilde olması gerekir. Benim elimdeki şişe biraz ufak olduğu için yaklaşık yarım kilo bir elma doğradığımda yeterli geleceğini tahmin ediyorum. Bu şekilde doğruyorum. Evet, doğradım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Fazla zamanımızı almamak için. Şimdi devam ediyoruz. Bunun içerisine normal kıymetli dostlar, 3'te 1'i şişemizin elma gelecek şekilde tamamladık. Şimdi içme suyumuzdan, şebeke suyu değil, içme suyumuzdan doldurduğumuz suyu şişemize ilave ediyoruz. Dolacak şekilde. Dolduruyoruz. Evet, doldu. Şimdi içerisine çok az miktarda tuz ilave ediyoruz. Evet, tuz ilave ettikten sonra temiz bezimizi şişemizin üzerine kapatıyorum ve para lastiğiyle ağzını bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bunu her gün tahta kaşıkla, özellikle tahta kaşıkla ağzını açıyoruz. Tahta kaşıkla 15-20 gün bu şekilde karıştırıyoruz. Her seferinde ağzını kapatıp hava alacak şekilde kapatıyoruz. Evet, hava alacak şekilde kapatıyoruz. 15-20 gün sonra burada hazırlanmadı. Burada ya benim de yapmış olduklarım var. Evet. Bu yavaş yavaş aşağıya inecek. Bu inmiş durumda şu anda. Bu aşağı indikten sonra böyle içini açıp üstünde ne olduğunu görebiliriz. Bu şekilde. Bir tortu gibi bir şey var. Bu evet. Ne olacak? Evet. Karıştıracağız. Evet, evet. Bu olduğunu gösteriyor. Olduğunu gösteriyor. Bunu görünce olmuştur, değil mi? Evet, evet. Şimdi bu şekilde bir 20 gün daha vurduktan sonra Öleğimle bunu başka bir şişeye süzeceğim. Yani buna süzdüğümü düşünürsek şekil bu hale gelecek. Şu anda bu yapılmış, kullanıma hazır
bir elma sirkesi. Şimdi bu elma sirkesini ne yapıyoruz? Bu yana bırakayım. Bu elma sirkesiyle mutlaka özellikle salatada kullandığımız marul suyu. Şu anda yemeklerde kullanıyoruz. Yani onlarda temizlemesinde kullanabiliriz. Yemede kullanabiliriz. Asıl bizim hedefimiz elma sirkesinde bunu vermek istiyorum. Kral sineğini yakalamak. Bu bölge kralcılıkla meşgul. Kralın meyvesinin iç kurduğuyla mücadele ediyoruz. Kral sirkesi, kral iç kurdunda birebir bir malzeme olduğunu tespit ettik. Tuzak olarak kullanıyoruz. Tuzak olarak kullanıyoruz. Bunun için 200 milimlik bir şişe yeterli. 200 milimlik bir şişenin üst kısmına bu şekilde aşağıdan yukarı olacak şekilde 5-10 tane delik açıyoruz. 3 milim genişliğinde? Evet. Ha. Bunu yapmış olduğumuz elma sirkemizden bu şekilde içerisine altta 4'te 1 oranında bu şekilde elma sirkesini bırakıyorum. Tabi kapağı içine kaçtı. Onu kullanacağım. Ağzını kapatıyorum ben bunu. Getiriyorum ben bunu. Biraz var. Tam çiçek açma olgunluğuna yerinde bembeyaz çiçek olduğunda tarlanın içerisindeki birazların belli aralıklarla 3-4 tane yapacağını tarlanın büyüklüğüne göre bu şekilde açıyorum. Bu sirkenin kokusuna kiraz sineği bunun içine bu deliklerden giriyor ve bir daha da geri çıkamıyor ve içine düşürüp ölüyor. Bu şekilde kiraz sineklerini bunun içinden takip edeceğiz. Kiraz sineği olduğunu tespit ettiğimizde mücadele başlamış olacak. Bunu tabi yağış durumunda eğer bu deliklerden su alırsa, etkisi azalırsa bunu yenilemekte fayda olacağını düşünüyorum. Bunu kiraz sezonunu devam edene kadar bir aylık kiraz toplama süresi boyunca bunu takip ettiğimizde kaliteli bir kiraz alacağımıza inanıyoruz. Ben geçen yıl uyguladım. Gördüm. Bunların içi tamamen kiraz sineği dolduğunu gördüm. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bütün çiftçi kardeşlere bunu tavsiye ediyorum. Bölgemizde bütün çiftçilerle beraber bunu uygularsak daha verimli, kaliteli kirazlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu aslımız ağaç en önde bir erik ağacı. Aynı zamanda bu eriklerin kurt içinde aynı şekilde faydalıdır. Sadece cevizlerde bu ceviz kurdunda etkisi olmadığını biliyoruz. Bahçemizde her üreticinin erikte olduğunu biliyoruz. Bütün meyve cinslerinde bunun ceviz hariç etkili olduğunu, sineklere yakalamak için bir tuzak olduğunu bütün çiftçilerim öğrenip kaliteli meyve alabilmek için böyle bir topyekun mücadeleye başlarsak iyi sonuçlar alacağız. Biz elma sirkesinin yapılışını maliyet düştük olsun diye her üreticinin elması olduğunu diye bu şekilde gösterdik. Elmalar da kendine zaten. Elmalar da kendimizden ürettiğimiz doğal sirkeyle de bunu bu şekilde ucuz bir şekilde maliyeti sıfır diyebilirim buna. Bu şekilde bunu halledebiliriz. Bu deliklere sigarayla açabilirsiniz küçük küçük veya ben kızgın demir yapıyorum, çivi yapıyorum. Aşağıdan yukarı böyle buralara delik açıyorum. Yağmur suyu girmesin diye özellikle aşağıdan yukarı yapıyorum. Bu şekilde ben bunu kullanıyorum. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum. Bölgemizde Poyraz Yöresi bölgesindeki bütün çiftçi arkadaşlarım bu yöntemi kullanarak daha kaliteli ürün alacağımıza inanıyorum. Çünkü her geçen gün İlaç attığımız kurdu ilaçlarının markası değişiyor, kalitesi değişiyor. Her diğer çiftçi değişik markalarda ilaçlar kullanıyor. Tabii bunu kullanmak demek kurdu ilacı kullanmama anlamına da gelmeyecek. Bu bize çok katkı sağlayacaktır. İlaçlama zamanını belirlemiş. Evet, ilaçlama zamanını belirleyecek, üremesini engelleyecek. Bu şekilde bütün tarlalara bunları uygularsak eminim ki çok kaliteli ürünler alacağımıza inanıyorum. Sen bu sene şey yapacaksın değil mi? Çiçeklenme zamanında az. Tabii bunu tam
çiçek biraz tam çiçek açtığı dönemde başlayacağız. Yani biraz biz normalde kurt ilacını, iç kurt ilacını meyve olgunlaşmaya gelirken uygulayanlar var. Kiraz daha çağlarken uygulayanlar var. Ama biz bunları tekrar söylüyorum, tam kiraz çiçek açtığı zaman uygulayacağız. O zaman göreceğiz. Kiraz sineğini o zaman yakalayacağız. Kiraz sineği olup olmadığını anlayabilmek için de yakaladığımız sineklerden numune olarak biraz işte kiraz odamızdaki mühendisimize gösterdiğimiz zaman kiraz sineğinin geldiğini ve mücadelenin başlaması gerektiğini o şekilde de öğrenmiş olacağız inşallah. O zaman da bir gidelim şeye, bahçede bir şey yapalım. Evet, bahçede inşallah fırsat olursa biraz daha sıçrağı geldiğinde ömrümüz yeter de o zamana vardığımızda inşallah bahçede de çekim yaparız. Burada sinekleri nasıl yakalandığını uygulamalı olarak inşallah yerinde de sizlere göstereceğiz. İnşallah suçlarımız uygulaması çok basit. Uygulayacaklarını düşünüyorum.